Bir şey söyleyeceğim. Sen peki güzel. Bu kadınları savunan programlar yapıyorsun. Estağfurullah, ukalalık etmiyorum. Yani sadece çok fikrini söylüyorum. Hep kadınları savunuyor, hep kadın. Mesela böyle bir şeyi bu kızlar sana gelseler böyle anlatsalar programda filan. Evet. Ha diyeceksin ki. Güzel. Değil mi? Tabii. Ha? Çok güzel. Yani müthiş. Güzel. Çünkü senin programın ben bir kere sabah karşı tekrarını veriyor. Evet. Kıbrıs'ta bir işe gittim. Şeyde gece odaya gelince seyrettim, aklım şaştı. Aklım şaştı. Yani sen bir kere çevrende kavgalar çıkıyor, orada evleniyor, öbürü bilmem ne yapıyor falan filan. Ve sen orada böyle bir şey gibi, hani kraliçe gibi. Ne güzel, maşallah. Maşallah, maşallah. Evet. Maşallah. Ya çok dikkatli anlatıyorum ondan korkumdan. Böyle duruyor. Olay neyse. Mesela orada kayınvalideyle gelin kavga ediyor filan. Seda duruyor ve orkestra kayınvalide gelin kavgasına uyan bir şarkı hemen söylüyor. Evet, orada o çocukla düğmesine bakınca hemen o şarkıyı kocam söylüyor. Kocam benim o. Evet, o zaman çocuktu. Ve ekran başında. Hayır bir dakika peki ama o zaman daha evli değildim ben bunu seyrettiğimde. Evet başta evli değildik. Evet ben, ay ben onunla mı evlendim? O müthiş yetenekli bir adam. Tabii. Müthiş yetenekli bir adam. Tamam onunla evlendi. 11 yıl en ben farkını ben o adama bayıldım. Ben bayıldım. Bayıldım. Konu neyse diyor ki. Bayıldım. Hayır diyor ki böyle diyor ki seni diyor bilmem ne diyor gelin kaynana falan boş ver boş ver bilmem ne diye bir şarkı söylüyor. Öldürürüm seni diyor. Ha 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 falan filan. Kaç şarkılık bir repertuarı var onun? Öğretmen yani zaten. Hay ne olursa ona göre hoca, şarkı söylüyor. Hoca o. Ha? Zaten 11 yıl Embe'nin Embe Orkestrası'nın solistliğini yaptı. Ha, ve şey, çok başarılı. Aynı zamanda müzik öğretmeni. Peki sen nasıl oldu oradan öyle o şarkılara giriyor falan, öyle bir bakışmalardan şey falan mı başladı? Yoktu. Aynen senin gibi hayran oldum dedim ki aa gözümün önünde duruyormuş dedim. Evleneceğim adam. Ay çok acayip. Ben o olduğunun farkında değilim. O. Ben ya hayır ben o saatte zaten hiç seyredemiyorum ama böyle bir acayip tekrar, bir program yapıyorsun var. Ve adama bayıldım yani konu neyse evet. O konuda çatır çatır. Başta öyle değildi. Samimi söylüyorum bu arada. Yok, yani lafı falan döndürmedim yani kocan ya, olduğunu ama doğruyu öğrendim. Lafı döndürmedim samimi yani. Olmasa bile doğruyu söylüyorsun. Hayır baktım dedim ki bu çok acayip. Evet. Sen pek umursamıyorsun o sırada. Etrafında bayağı olay oluyor. Umursamıyor değilim. Herkesi dinlemek zorundayım. Evet. Aynı şeyi Esra da yaptığı için bilir. Umursamamak değil o. Biliyorsun ki artık biz konuklarımızdan da sorumlu tutuluyoruz Rütük tarafından. Ana. Evet. Onları dinleyip düzeltmem lazım. Ya. Mesela onu demek istemedi. Bunu demek istemedi. Sunucu sorumlu oluyor onların dediklerine. Ama sende delay var değil mi? Ne? Yani geciktirme var. Var tabii. O geciktirme var. Çok bizde yok. Neden? Çünkü ben istedim dedim ki biz bu canlı aslında yayına olmalı. Olmalı. Canlı yayına canlı geçiyoruz dedi. Bizimkiler dedi ki hayır koymayacağız. Böyle daha heyecanlı. İyi de ben tehlikedeyim canım. Çünkü şöyle bir şey var biliyorsunuz. Mesela siz bir şey söylediniz. Onu çok düzelt iyi yapar ve düzelt. Özür dile. Böyle birazdan da orada yani evet. Anladın mı? Yani doğru öyle, doğru yapıyorum. Özür öyle demek istemedim. Eğer düzeltmezse önce ceza. Sunucu dolayısıyla televizyon evet. Kanalı yükümlülük altına giriyor. Tabii. Eğer derse ki sen şu anda işte milli duygularla ilgili, işte devletle ilgili, efendim ondan sonra işte genel ahlakla ilgili problem olacak. Aile, içi, aile bir evet, şeyle ilgili problem için. Olacak bir şey söyledin. Bunu düzelt dersen o zaman o sorumluluğu üzerinden tabii atmış oluyor. Yani yapmak. Evet. Yani ama peki ama dinliyorsun arada dans da ediyorsun. Ay diyorum. Çocuğu sevdiğin için mi o zamanlar o kadar dans ediyorsun? Onu çok seviyorum. Dans etsem de etmesem de. Peki. O başka bir şey. Canım benim bak ne kadar dikkatli oradan o seyrediyor diye filan. Evet. Peki. Çok eğleniyormuş şu anda ekranda. Eğleniyor mu? Harika gidiyor program. Ay canım efendim sayenizde. Hepinizin sayesinde.